Karpat, Allah rahmet etsin diyelim. Özgün, yok sayılmış bir tarihçi, bir düşünürdü bir tarafıyla. Senin yine çok önemsediğin isimlerden biri, yeni başlayanlar için Kemal Karpat kimdir, nedir sorusunun kısa cevabıyla topu sana vereyim hocam. Ver abi. Kemal ben Karpat üç bas bir gol. Nedir? Kimdir de değil, nedir? Nedir? Kimdir ya? Nedir diyemeyiz. Nesneleştirmeyelim Karpat'ı. Bir düşünce bloğu olarak ele aldım. Ele alalım. Güzel kurtardın. Eyvallah. Sende Hegelci bir ton var yani. İdeallaştırabiliyorsun hemen. Eyvallah. Karpat 1923'te Dobruca'da dünyaya geliyor. Romanya'nın Dobruca kasabasında dünyaya geliyor. Sonra 17-18 yaşlarında liseyi okumak üzere, üniversiteyi okumak üzere Türkiye'ye iltica ediyor tek başına. Burada Karpat duralım. Budur bence. Yani Dobruca'da doğdu, İstanbul'da okudu. Eyvallah. Şeyi biraz daha genişletmek için söylüyorum. O tarihi bir parça açalım diye. 1923'te Dobruca'nın fotoğrafını biraz aslında. Muhtemelen Karpat'ın anası babası şöyle düşünüyorlar. Yani onların yetiştikleri dünya Osmanlı dünyası. Fakat olay gelişmiş. Zamanla Osmanlı parçalanmış. Romanya, Dobruca Osmanlı'nın dışında kalmış. Ve onların kafasında muhtemelen hep şu var. Yani ana vatana gidelim. Toprağımıza gidelim. Orası topraklar orası aslında. Dobruca aslında onların toprağı. Ama artık toprak olmaktan çıkmış. Artık yadellere dönüşmüş. Dolayısıyla çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Karpat 2. Dünya Savaşı'nın atmosferinde İstanbul'a ayak basıyor. Devlet onu alıyor, okutuyor, büyütüyor. Ama sonra sahip çıkamıyor. Oraya geleceğiz. Hukuk okuyor Karpat. Fakat önemli bir hukukçu olarak tanımıyoruz onu bugün. Yok. Lisansını hukukta sürdüren, bitiren biri. Ne oluyor da tarih ve tarih felsefesi üzerine? Yani Karpat böyle tarihçi miydi bildiğimiz manada, klasik manada? Mesela ben Karpat'ı sosyolojiye daha yakın görüyorum. Sosyal tarihçi diyelim, hani tarihte böyle bir alan var. Ama sosyolojiye daha yakın, sosyolojinin araçlarını daha fazla kullanan bir kişi Karpat. Karpat ilk araştırmaları edebiyat tarihi üzerine. Türk edebiyatında toplumsal değişme konulu. Küçük bir kitaptır ama etkili bir kitaptır. Uzunca yıllar ders kitabı olarak okutulmuş Amerikan üniversitelerinde, Türk üniversitelerinde. Karpat aslında ilk çalışması sendikalaşma üzerine, hukuk alanından bir çalışma. Sendikalaşma üzerine çalışıyor. Türkiye'de sendikacılığın gelişimi, sendikaların kuruluşu üzerine bir çalışma yapıyor. Karpat'ın böyle biraz Amerika'ya giden akademisyenlerde bu vardır. Bana kendi toplumunu anlat. Bize kendi toplumun hakkında bir anlatı sun. Amerikan Akademisi'nde genellikle yer bulmanın bir şeyidir bu, bir aracıdır bu. Dolayısıyla aslında o da bir anlamda o toplumun tarihi hakkında, o toplumun gelişimi hakkında çalışma yapma zorunluluğuna itiyor Karpat'ı. Karpat aslında mesela doktora tezi siyaset bilimi alanında. Uzunca bir süre siyaset bilimi alanında çalışmalar yapıyor. Türkiye çalışmaları Yakın Doğu, Orta Doğu kürsülerinde dersler veriyor ama temelde aslında Karpat'ın çalışma alanı bu saydığım dört alanın böyle bir kesişim kümesinde yer alıyor. Yani sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi ve edebiyatın kesişme alanlarında yer alıyor. Ama bütün bunları tarihsel bir gelişimi izleyecek şekilde incelediği için onu tarihçi olarak sayıyoruz. Bugün gün itibariyle ilgileri o zaman biraz çeşitli ve dağılmış. Kemal Karpat'ı masanın üzerine koymamıza yol açan hususiyeti nedir? Yani ne kattı Kemal Karpat? Ne söyledi? Farklı kılan ne onu? Evet. Onu farklı kılan ne? Şimdi Karpat'ı farklı kılan şey şu. Türkiye'nin toplumsal tarihini yeni araçlarla incelemeyi gündeme getirdi. Nedir Karpat? O yeni araçlar? O yeni araçlar şu. Daha sosyal değişkenleri içeriden ortaya çıkmış olan sosyal hareketlilikleri dikkate alarak bir açıklama geliştirmeye çabaladı Karpat. Çok ilginç bir şekilde Osmanlı tarihi genellikle Osmanlı modernleşmesi özellikle dışarıdan gelen etkiler çerçevesinde okunur. Yani Osmanlı pasif bir şekilde modernleşti. Dışarıdan gelen etkiler Osmanlı modernleşmesini kurdu.
Yani işte bizde roman niye ortaya çıktı? İşte roman türü Avrupa'da çıktı. Osmanlı'dan birisi gitti, etkilendi, geldi roman yazdı. Roman türü bizde ortaya çıktı. Bizde işte ne bileyim şiirde yeni janrlar, yeni tarzlar niye ortaya çıktı? İşte birisi gitti Fransa'da, etkilendi, geldi, öyle çıktı. Ya da bürokrasi nasıl kuruldu bizde? İşte bir paşa gitti, geldi, bir teklif ortaya attı. İşte bürokrasi kuruldu. Eğitim sistemi niye? Hep böyle anlatılır. Hep dışarıdan gelen etkiler, dışarıdan gelen baskılar neticesinde oluşmuş olan bir dönüşüm tarihi anlatılır ki bu aslında geriye dönük Osmanlı'nın klasik dönemine de sirayet eden bir anlatıdır. Karpat bunu değiştirdi. İçeriden unsurlarla, içeriden hareketliliklerle, içeriden bileşenlerle açıklama yoluna gitti. Bence bir toplumu anlamak istiyorsak, bu Osmanlı toplumu olmak zorunda değil. İşte diyelim ki Hint toplumunu anlamak istiyorsak, Japon toplumunu anlamak istiyorsak, hangi toplumu anlamak istiyorsak bu yöntem, bu tarz mutlaka dikkate alınması gerekir. İçeride.